daha hoş geldiniz. Bugün genç yaşta işe sıfırdan başlayan bir kuşağın temsilcisini konuk edeceğiz. Denizli Babadağ'da evde çarşaf dokuyarak iş hayatına başladı. Adeta ticaretin içine doğdu. Bugün 100'den fazla şirketi, 26 bin çalışanı var. 150'den fazla ülke ihracat yapıyor. Türkiye'nin en büyük sanayi topluluklarından birinin başında. Ahmet Nazif Zorlu birazdan arka koltukta. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Merhaba. Teşekkür ederim. Niye ettiğiniz geldiniz? Çok teşekkür ederiz bize zaman ayırdığınız için. Çünkü iş dünyası hep yoğun ama sizin çok ayrı bir temponuz var. Biz bugün size eşlik edeceğiz. Teşekkür ederim. Ayak buyurun, uydurmaya buyurun, çalışacağız buyurun, size. Buyurun, ofisinizi tamam. Bir gezelim gelmişken. Sağ olun. Teşekkür ederim. Buyurun. İnanılmaz ferah bir ofis burası. Teşekkür 41. ederim. 41. kattayız bu arada. 41, evet. Ahmet Bey bilerek seçtiniz 41'i. Vallahi, 41 kere maşallah. Tesadüf değil ama dedim ki 41 olsun ki 41 kere maşallah nazar değmesin. Nazar değmesin. Nazara da inanırım. Her şey 1944'te sizin Denizli Babadağ'da ticaretin içine doğmanızla mı başlıyor? Benim doğduğum yer Babadağ, yani şu andaki KOBİ dediğimiz her evde birer ikişer dokuma tezgahları. Her ev bir KOBİ. Babadağ burası. Balyalar işte. Ne var onların bizim içinde? Bunların içerisinde çarşaf var. Yani sizin evde çarşaf mı dokunuyordu? Evet, çarşaf anneniz, dokunuyordu. Anneniz, babanız, siz. Evet, evet. 5 yaşlarındaydım. Bizim her hafta salı günleri bizim orada pazar olur. 8-9-10 yaşlarındayken ben de götürdüm. Bak bizim de malımız var diye mesela tüccara gösterirdim yani. Yani işe tam anlamıyla sıfırdan başlamışsınız. Aynen yani. Yani bizim mesela doğduğum vakitte ben üretimin içinde doğdum. Anneniz de bizzat işin içinde o zaman değil mi? Anneniz de bir tabii iş kadını bakın, evin içinde. Tabii aynı iş kadını şu anda sağ 96 yaşında. Maşallah. Ben mesela Allah uzun ömürler versin. Eğer bu program olmasa her hafta gidiyorum kendisine ziyaret ederim. Onunla gece kalır çok memnun olurum. Allah uzun ömürler versin. Şu fotoğraf benim. Bu nerede? Mesela Babadağ'ında. Bakın 1959 fotoğrafı bu. 1959'da. Beni bulun bakayım orada. Hangi bölüm? Siz şu musunuz? Evet. Tanıdım sizi. Torunlarınız var orada. Torunlar torunlarınızın çok, bir dizi. Kaç çok. Torununuz var Ahmet Bey? 6 tane asker var. En küçüğü 1,5, en büyüğü 6. Onlar da ticaretin içine doğdu mu? Yok. Daha onlar pek öyle değil. Onlar şimdi el bebek gibi. Onlar teknolojinin içine doğdu galiba. Onlar teknolojinin içinde doğdu. Şimdi daha o var ya, şimdi başladılar gelmiş mı? Hemen. İnanılmaz bir manzara. Bilmiyorum bu manzarayı izleyecek vaktiniz de oluyor mu? Ofiste de çok oturmuyorsunuz herhalde Ahmet Fazla Bey. Fazla oturmuyorum ama bazı günler zaten bir gün Manisa'dayım, bir gün Ankara'dayım. Bu güzel. Manzarayı da tam hak ettik yani değil mi? Değil mi? Her yerde fotoğraflar var. Evet. Bu köşe de böyle evet. Bir fotoğraf köşesi. Abimle beraber Trabzon'daki bir mağazanın burası 15 metrekareydi. Siz Babadağ'dan Trabzon'a gittiniz. Niye Trabzon? Müşterinin istediği şeyleri düşünerek, hayal kurarak gelip Denizli'de yaptırıyordum. Ve orada satıyordum. Mesela ki hep yeniliklerle, mesela Zorlu Holding'in en büyük bugünlere gelmesinin şeysi inovasyondur, yenilik. Tabii orada parayı orada kazanıyorsun. Sonra ama Sultan Hamam'a geldiniz. Evet, İstanbul tabii, kaçınılmaz tabii, herhalde tabii, bu tabii, kadar büyüdükçe. Tabii, tabii. Sultan Hamam'da 19... tekstilin üniversitesi diyorlar, öyle mi? Hem üniversitesi hem de master. 15 yaşında işi devraldınız babanızdan. Evet. Yani şu anda bizim çocukların üniversiteye hazırlandığı sokakta yaşta oynuyorlar. Ya da sokakta oynadığı yaşta siz işin başındaymışsınız. Aynen, aynen. 1-0'da önde başlamışsınız hayata. 1-0 mıdır artık o kaç sıfır onu şey yapamam 1-0 ama mesela orada gördüğünüz balyalar vardı. Hı. İlk babam bana 12-11 yaşındayken ilkokul gidip gelirken o balyaların kapağını dikerdik. Ben 14 yaşındayken yevmiye defterini tutuyordum. Mesela ben ilkokul mezunuyum ama ben 15 yaşına geldiğim vakitte yani ambar nedir, efendim muhasebe nedir, ticaret nedir ve bunları iyi biliyordum. Burada bir fotoğraf dikkatimi çekiyor. Evet, ben bunu bir hatıra olarak gerçekten bu... At bakın, sırtında teknoloji. At sırtında teknoloji. Bu nedir Ahmet Bey? Böyle bu, kınaya benziyor biraz evet, sanki. Evet, bu mi? Bakın konsantre dediğimiz nikel. Yani nikel. Sizi nikel maden. Yatırdım. Keskin bir kokusu var. Türkiye'de ilk defa
bakın bu rafineri olarak Manisa Gördes ilçesinde, dağın tepesinde biz bunu 500 milyon dolar yatırım yaptık. 8 sene önce geçtik. Bu ilk ürün falan mı? Özelliği nedir? İlk kavanozda ürün, ilk ürün. Gördüğünüz paslanmaz çelikler, bilmem neler. Hep bunun içerisinde bu vardır. Biz yapmadan önce bunu toprağa kazıyorlardı, toprağa gönderiyorlardı. Önce ülke, kurumu mahalle. Bu siz çok önemli. Birçok ihaleye de yabancıya gitmesin diye giriyorsunuz galiba. Yabancıya gitmesin diye, hayır, yabancı da gelsin. Biz onun için değil. Ama ülkemizde biz kendi kaynaklarımızı ilk önce kendi kaynaklarımızı biz değerlendirelim diyorsunuz. Biz ülkemizde Türk vatandaşı olarak, Türk olarak bizim kendi ülkemizde kendi insanımıza istihdam yapmamız lazım. Burada tesbihler var. Hediye olarak bunları ben saklıyorum tesbih böyle. Tesbih merakınız olduğunu bilenler size hediye mi gönderiyor tesbihleri? Evet. Ne yapıyoruz? Nereye gidiyoruz şimdi? Biz size eşlik edeceğiz. Buradan Zorlu Center'a gideceğim. Zorlu Center'da biraz bir iki işarem olacak. Ondan sonra da Manisa'ya gidiyorum. Manisa'ya gidiyorsunuz. Buyurun gidelim istiyorsanız. Biz de eşlik edelim mi buyurun, size? Buyurun. Peki nasıl gideceğiz Manisa'ya? Sürpriz olsun giderken. Sürpriz olsun. Peki tamam. O zaman sizi arabamıza davet edelim. Peki. Arka koltuğa buyurun. Ahmet Bey hoş geldiniz hoş arabamıza. Bulduk. Kemerlerimizi de taktık, arka taktık, koltuktayız tabii, ama kemersiz olmaz. Siz de tabii hep arka koltuktasınız değil mi? Şoför kullanıyorsunuz. Aynen. Kendiniz şoför de sever misiniz kullanmayı? Yani mesela zaman zaman kullanıyorum mesela ama yani o fırsatım da yok. Önceleri bazı mesela pazar günleri falan şey yapıyordum. Şimdi hafta sonları İstanbul'da kalmıyorum ben zaten. Nereye gidiyorsunuz? Benim bir adam var, oraya gidiyorum. Adanız geceye. Var Ahmet Bey, değil mi? Zeytin Adası. Zeytin biliyorum. Adası. Onu soracaktım ama şimdi yeri gelmişken sorayım. Asil Nadir'den Uzanlar'a devrolmuştu. Uzanlar'dan TMSF'ye devroldu ve siz aldınız. Evet. Burayı almamın en büyük nedenlerinden biri, yani yurt dışından misafirlerim geliyor. Amerikalı geliyor, Japon geliyor, İngiliz geliyor, Alman geliyor. Ve Türkiye'yi tanıtmak için. Yani kendim bir oradan, turizm elçisi gibi. Tabii, aynen. Ve de inanın bakın gelip de orayı beğenmeyen ve Göcek'i beğenmeyen ve Ada Göcek'te. Cennet. Burası, yani cennet varsa burası diyorlar. Yani Türkiye'mizi bizim göstermemiz lazım. Siz turizme de açmadınız orayı. Tabii, yok hayır. Tamam, hayır. Kendi eviniz var orada. Aynı evimiz var. Biz ailece gidiyoruz. Ama benim oraya almamın en büyük nedenlerinden bir tanesi ülkemizi tanıtmak. Ve ben mesela her misafirim yurt dışına gittiği vakit davet ederim. Gelirler, tatillerinde yabancı yapıyorlar. Yabancı misafirlerimiz evet, orada. Evet, geliyorlar. Kaç kişi ağırlayabilirsiniz en fazla? Büyük bir tesis var orada? Ne var, bir anda 30-40 kişi ağırlayabiliriz. 30-40 yani. Kişi. Bayağı bir tesis evet, var o zaman evet, orada. Evet, ama evet. Turizmi açmayı düşünmüyorsunuz? Yok, düşünmüyorum. Her hafta sonu oraya mı gidiyorsunuz siz? Her hafta sonları elimden geldiğince gitmeye çalışıyorum oraya. En son tatili nerede yaptınız? Orada yaptım. Yine orada yaptım. Tatil yapıyor musunuz? Yani bu sene yapmadım. Zeytin Adası dışında hiç tatil yapmıyor musunuz? Bu sene yapmadım. Yok, yapıyorum ama bu sene gidemedim. Yani. Nereye gidersiniz tatilde? Yurt dışına mı? Yok, vallahi bakın ülkemden bak senelerden beri inanın hep kendi ülkemde tatil yapıyorum. Bizim ülkemizden daha güzel bir ülke olduğunu ben görmüyorum. Yurt dışına gerek yurt yok diyorsunuz. Yurt dışına hiç gerek yok. Allah'tan sonra en büyük korkum işimi kaybetmektir diyorsunuz. Yani müthiş bir iş aşkı, bakın tatile bile yer yok. Eşiniz ne diyor bu işe? Zülal Hanım şikayetçi mi? Vallahi eşiniz size destek olmazsa, eşiniz sizden mesela yok efendim oraya gittim ya ben yalnız kaldım şunu yaptım bugüne kadar hiç dememiştir demez de. Eşiniz de anlayışlı davranmış. Kesinlikle, bu başarının arkasında eşiniz kesinlikle. De var. Kesinlikle ben 15 günlük evliydim. 15 gün sonra millet balayına gitti ben işime gittim. Mesela 15 gün evimden uzaktım. Zülal Hanım'a da buradan selamlarımızı, sevgilerimizi gönderelim. Evimde 3 gün falan kalıyorum. Nerede kalıyorsunuz? Pazartesi, salı, çarşamba. Haftada bir gün anneme ziyarete giderim denize. Bakın yurt dışı seyahatlerim olur. Cuma günü İzmir'e gidiyorum, orada kalıyorum. Cumartesi, pazarda işte... Her hafta Manisa'ya gidiyorsunuz Manisa'ya gidiyorum, her hafta giderim. Hiç üşenmiyorsunuz. Niye üşeneyim ki? Her hafta. Bakın, gitmediğin, görmediğin yer senin değil. Ve bizi de götürüyorsunuz bugün. İnşallah tabii, inşallah. Nasıl gideceğiz? Sürpriz dediniz ama sürpriz detaylı yaparız. Vermediniz. O zaman dönün böyle, otele gidelim. Otelden şimdi sürpriz diyordun. Helikoptere çağıralım. Peki buradan, o zaman. Tamam mıyız arkadaşlar? Gidelim. Ekip arkadaşlarımla.
O zaman geliyoruz evet, size. Size tamam, eşlik ediyoruz. Şimdi bir çay kahvemizi içeriz. Ben de hayatımda otelde ilk kez helikoptere bineceğim. Sağlamdır. Merak etme. Peki. Şimdi sizin Manisa'da fabrikanız var. Bir mega fabrika orası. Evet. Bursa'da fabrikanız Bursa'da var. Var. Lüleburgaz'da var. Bursa'da iki tane var. Bursa'da iki tane var. Lüleburgaz'da iki tane var. Moskova'da var. Pakistan'da yani bir santralimiz var. Pakistan'da rüzgar santrallerimiz var. İsrail'de üç tane ortak olduğumuz, birisinde %40, birisinde %25, İsrail'in %10 enerjisini veriyoruz. Tekstil, elektronik, beyaz eşya, savunma sanayi, ondan sonra enerji, efendim, enerji gayrimenkul, metalurji, madenler, bir dizi farklı var. Sektör. Alt sektörde faaliyet gösteriyoruz. Ve sıfırdan başlayıp bu noktaya geldiniz. Eskiden daha mı kolaydı sıfırdan büyümek? Bakın hiçbir zaman için kolay bir iş yoktur. Yani şu bakın trafikte gitmek dahi bir yerde, ha? O da bile kolay değil. Eskiden daha mı zevkliydi? Öyle sorayım. Sultanahmet'te otururdum. Özlüyor musunuz o günleri? Geliyor. Tabii ki onlar ama onlar ayrı bir şey. Hı. Mesela şimdi Sultanahmet'te görüyordum, malı satıyordum, mal geliyordu, malı dokunuyordum. O zaman daha farklıydı her şey. Çek alıyordun, senet alıyordun, para alıyordun, kasaya yatıyordun. Kasanın içinde paralar var, çek var. Yani Ahmet Zorlu bugünlere nasıl geldi, nasıl başardınız desem? En büyük altını çizerek söyleyeyim. Dürüstlük çok önemli. Verdiğim sözü her zaman yerine getirmişimdir. Yapamayacağım bir işi de hiçbir zaman için söz vermemişimdir. Bu biraz Zorlu Center trafiği bakın, mi Ahmet Bey? Yok değil. Kesinlikle sorayım. Altını çizerek bakın. Şimdi Zorlu burası Büyükdere Caddesi'nin trafiği. Burası üç yoldan birleşiyor ve de bizim oraya geldiğim vakit rahatlıyor. Teşekkür ettiler mi sonunda? Çok çektiniz de mahkemelerle, eleştirilerle çok uğraştınız. İşte bana teşekkür eden halktan çok teşekkür ettiler. Hatta bir gün bana bir Ankaralıymış, burada bizim PSM'ye geldi, kültür merkezine. Ahmet Bey dedi ki bir tane kendini kopyala da bir de Ankara'ya koy kendini dedi. Yapacak mısınız Ankara'ya da? Yok, bana kopyala. Benim kopyalım yap. Ben kendimi kopyalayacakmışım oraya. Orada bir şeyler yaptım. Belki dedi Zorlu Center taşırsınız ya, yok, mu? Biz bir tane ülkemize çok güzel bir tesis kazandırdık. Teşekkür edenler var ama maalesef ki bizi burada kan kusturdular. Kaça mal oldu burası? Siz bir kere nakit parayla aldınız 800 milyon bakın, dolara. Bakın 3,5 milyar dolar para harcadık biz buraya. Toplam her evet, şeyle. Her İhale şey. Bedeli dahil. İhale bedeli 3,5 dahil. 3,5 milyar dolar. Diyorlar ki efendim ya her gün buraya geliyor musunuz? Ya niye gelmeyeyim? Mesela geldim yerime yakın buradaysam 5 dakika buraya uğrarım. Her gün uğruyor musunuz? Ben aşağı yukarı buradayken mesela oradan geldiğim vakit akşam üzeri olsa 6'da gelirim şöyle bir dolaşırım. Her köşede siz varmışsınız zaten Zorlu Center'da. Öyle diyorlar. Yani burası kirli, asansör bozuk. Hepsi sizden soruluyormuş hala. Ya bizden soruluyormuş dedir vakitte. Ben buraya bakın dediğiniz gibi Ahmet Zorlu her gün gelmişti. Efendim oraya da bakıyormuş, buraya da bak. Ahmet Zorlu oraya gelip bakmazsa patron diyecek, öbürü diyecek Ahmet Zorlu buraya görürse bize fırça atar. İşte bak, kızma bu. Peki. Olay bu. Bu bir sinyal etkisi yaratıyor değil tabii mi? Tabii ki. Bu arada otele de yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Yavaş yavaş yaklaşıyoruz. O zaman bir kahve içeriz herhalde. Tabii otelde ki kahveye bir. Tabii ki. Bilmediğiniz işlere bulaşmışsınız. Cesaret ediyorsunuz buna. Ya bunu nasıl cesaret ettiniz? Mesela otel nereden çıktı? Zorlu Center'da otel mecburiyeti vardı. Onun için burada otel yaptık. Bilmediğiniz iş derken hani elektrone girdik 94'te. O bir dönüm noktası değil. 94 için bir dönüm noktası derken 90'lı yıllara geldiğimizde biz yeni bir sektör arayışına girmiştik. Ha, yani elektroniği bilinçli seçtiniz. Der ki bana Ahmet Bey bize 10 ve 14 haneli o hesap makineleri yok mu şeritli? Onlardan yetmiyor bunların rakamları. Bundan 16 hanelileri çıkmış ondan getir. Bizi alır mısın? Burada Türkiye'de yok dediler. Avrupa'ya da gittim arıyorum Almanya'da. Yok orada da yok. Yok orada da kalkmış. Ya dedik niye yok? Dediler ki bunlar kullanılmıyor artık. Şimdi dediler ki elektroniğe geçildi. O zaman da rahmetli Özal'ın bir hiç unutmuyorum bilgisayarın başında oturmuş gelecek elektronikte dedi. Biraz o sözde etkili mi oldu evet, size? Evet, biz Vestel'e aldık ama biz tabii ki aldık, büyük bir şirket aldık ama tabii kolay bir şey değildi. O zaman Uzak Doğu'ya gittim, Çin'e gittim, Japonya'ya gittim, Kore'ye gittim.
ve rakiplerimiz neler yapıyor, bunları araştırdım ve ondan sonra gördüm ki, dedim ki ya biz büyük bir okyanusa açılmışız. Banka nereden çıktı Ahmet Bey? Ve işte Denizbank'tan çıktı. 96 yılında Denizbank özelleştirmeye çıktı. Yalnız tabela ama. O zaman dedi ki biz böyle bir bankada kuralım. Yani gücümüz vardı. İyi bir şey geldi, teklif geldi o gün için. Mesela bugün bankalar mesela 1'e 1 bile yapmıyor sermayesi. Tamam mı? O gün biz 1'e 4,5'la sattık. Dünyada öyle bir şey yoktu. Görmediğin, gezmediğin, sahip olmadığın yer senin değil. Bazen demiyor musunuz? Yani bırakayım artık bak da. Şimdi, şu yaptıklarımın sefasını sürüyor. Bu kırılmış, bu değişmesi lazım. Peki, hemen tespit. Arkanızda biri listeyle dolaşıyormuş sizin kağıtla, evet, değil mi? Evet. Eksikleri not alıyormuş. Bunların arkadaşlarının görmesi lazım ama demek onlar da göremiyor bazı. Peki, biz de bazı ilave takviye ediyoruz. Biz aynı zamanda teftiş de yapıyoruz şu anda galiba. Evet. Gezmediğin, görmediğin yer senin değildir dediniz. Evet. Biz de gezelim, görelim o zaman. Buyurun. Helikoptere doğru gidiyoruz. Evet. Aynen, aynen. Şimdi ne yapıyoruz? Golf arabasına bineceğiz. Buyurun. Peki. Bu fabrikamızı 2002'de kurduk ve o zaman geleceği gördük. High-end ürünlerini, onun için High-end ismini verdik. 2017'nin sonunda bu fabrika 4.0'ı gerçekleştirdi. Sanayi 4.0'a seneye evet, mi geçiyorsunuz? Seneye 2017'nin sonunda sanayi 4.0'a geçeceğiz. Burayı da geçmeden geçmeyelim bakın. Şu anda 1.5 saniyede bir televizyon çıktı. 1.5 saniyede bir televizyon evet, mu üretiliyor? 1.5 saniyede bir televizyon. Burada teknoloji yatırımı var. Televizyon, buzdolabı, telefon, buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, klima. Ve teknoloji uydu burada alıcıları. Üretiliyor. Kapasite 35 milyon. 35 milyon. Bu sene 26-27 milyon kapasite üretmiş olacak. Her ürettiğimiz televizyondan, 100 televizyondan 85'ini ihraç ediyoruz. Bu fabrikalar şimdi bu yılbaşı sonunda tamamen yazılımları bitti. Tamamen robot kullanacağız. Ama istihdam kaybı olmayacak hayır, mı o zaman? Hayır, üretim fazlaştırıyoruz. İstihdam yine... Üretim fazlaşıyor. Tabii üretim fazlaşıyor. Kaç kişi çalışıyor burada toplam? Direkt bizde 16 bin kişi çalışıyor. Ayrıca yan sanayici olarak da 20 bin kişi çalışıyor. 20 bin kişi. Daha çok kadınlar çalışıyor sanki Ahmet Bey değil mi? Aşağı yukarı kadın 165. Kadın istihdamı 165. Ne güzel. Herkes böyle müthiş bir mutlulukla sizi izliyor. Yani her evet, hafta sizi bekliyor çalışanlar da. Aynen, onlar için de müthiş bir motivasyon aynen, sizi görmek. Biz biraz ama akıllı televizyonu ürettik mesela da. Telefonla geç mi kaldık? Akıllı telefonu niye geç ürettik? Şimdi akıllı telefonla geç ürettik. Bunu ben kabul ediyorum. Ama bir telefon üretmek kolay bir şey değil. Kaç sene sürdü sizin üretmeniz? Aşağı yukarı 4 senede biz bunu piyasaya sürebildik. Çünkü size beğendirmeleri tamamen, zor oldu. Tamamen beğendirmeleri değil. Bu Arge işi. Daha yeni yeni Türkiye'de bakın Arge harcaması milli hasılaya göre %1'lerde. Yani birlere daha yeni geldi. Ama bugün 4, 5, 6 yatıranlar var. Ya bu iş tamamen Arge işi Arge diyorsunuz. Işi. Yani, çünkü araştırma, geliştirmeye önem vermezseniz bizim bakın Arge'miz olmasa ayakta kalmamız mümkün yani değil. Yani tek bir firmanın Arge'ye yatırımıyla mesela telefon üretilmiyor. Biraz orada devlet desteği, devletin desteği önceden olmasa, diğer tabii, firmaların tabii, bu işe tabii, katkısı. Yan sanayi oluşması lazım. Çünkü yeni bunu, yeni oluşuyor ama yani burada, ürettik akıllı ya, telefonu. Ürettik çok şükür. Bugün bakın bizim rakiplerimizden hiçbir farkımız yok. İşte bakın ben bugün bu telefonu kullanıyorum. Şunun bu hiçbir farkı yok. Tamamen yerli malı telefon. Yerli tamamen yazılım, donanım ve dizayn olduğu gibi bizim Arge'nin malı.
Ne kadar fiyatı yerli cep telefonunun? Bu, bakın bugün bizim rakiplerim aynı telefon 2500 lira, bizim 999. Üretim para, ve para kazanmıyoruz Ar-Ge'yi bakın. Karşılıyor mu? Ar-Ge yok, hiçbir şey karşılıyor. Yerli cep telefonunu siz zararına mı satıyorsunuz şu anda? Şu anda para kazanmıyoruz. İnanın bakın. Bu 1,5 seneden beri biz içerideyiz. Peki yerli cep telefonu üretebilmek için ne kadar para harcadı Ahmet Zorlu? Ar-Ge'si, Ar-Ge'si 350-400 milyon lira para harcadı. 350-400 milyon lira. Ahmet Bey, bu kadar Ar-Ge konuştuk, bir Ar-Ge merkezine de bakalım mı? Tabii ki. Teknolojiden çıktık, öbür teknolojiye gidiyoruz, Ar-Ge merkezine gidiyoruz ama her yerde teknoloji olunca İHA'lar mı bunlar? İnsansız evet, hava araçları. Evet, insansız hava araçları. Karaya. Bunları da siz mi üretiyorsunuz? Evet. Yazılım, donanım her şey size mi ait? Tamamen %100 yerli yazılım ve donanım. Şu ana kadar biz 100 milyon dolar para harcadık. 100 milyon dolar. Ve siz bütün parayı teknolojiye yatırıyorsunuz. Yatırmazsanız yani benim bir sözüm olmaz. Var. Etmezseniz bişemezsiniz. Biz bunu inşallah ihraç edeceğiz. Bizim güneyimizdeki, doğumuzdaki, kuzeyimizdeki ülkelere biz İHA uçağı satacağız ve bunda da çok iddialıyız. Peki, katma değerli üretime, ihracata devam diyorsunuz. Evet. O zaman Ar-Ge, bu işin beyni Ar-Ge değil evet, mi? Oraya bir gidelim Ar-Ge. Mi? Tabii, Ar-Ge'ye. Böyle binmediğimiz araç kalmayacak galiba. Ahmet Bey öyle gözüküyor. Evet, sürekli evet. Araçtan araca değil mi? Evet. Helikopterden golf arabasına. Evet. Şimdi yeniden arabamıza bindik. Evet. Burası o kadar büyük bir yer ki. Burası bir mega fabrika değil mi? Ne kadar büyüklükte? 200 futbol sahası büyüklüğünde. 200 futbol sahası büyüklüğünde. İnanılmaz bir yer. Bu gördüğünüz fabrikalarda senede 2,5 milyar dolar ihracat yapıyoruz. 2500 tane tır ve kamyonet girip çıkıyor buraya. Günde. Günde. Ahmet Bey, her hafta geliyorsunuz, burayı mutlaka kontrol ediyorsunuz. Evet. Bir arada ani baskınlar da yapıyor musunuz? Yok, ani benim girişimde bütün herkesin haberi oluyor. Herkesin haberi oluyor herkesin değil mi? Herkesin haberi oluyor. Helikopterle geldiğiniz için nizam, intizam, düzen burada inanılmaz bir sistem kurulmuş. O takır takır işliyor. Bu işte. Yani siz gelseniz de gelmeseniz de o sistem gidiyor herhalde. Evet. Siz genelde bir spor kıyafetle burayı geziyormuşsunuz evet. Değil mi? Daha mı rahat evet. oluyor? Spor ayakkabı tabii mı giyiyorsunuz? Tabii ki daha rahat oluyor. Çünkü yürüyerek spor ayakkabıyla spor dolaşıyorum. Daha rahat oluyorum. Diyorlar ki Ahmet Bey biraz da sinirlidir. Böyle gelip de boş gezen ya da boş duran görürse kızıp işten atabilir diyorlar. Yok. Arada böyle fırça da atıyor musunuz öyle dedim, mi? Dedim bir konuşmamda diyorlar ki dedim aynen sizin sorduğunuz soruya. Ben kendim sordum, kendim cevabımı verdim bir yöneticiler toplantısı. Ahmet Bey sinirleniyor. Sinirlendirmeyin kardeşim diyorum ben de. Niçin? Ama başında mühendis var, orada ustası var, efendim şeysi var. O düzeni doğru dürüst görmedin. O zaman da sinirleniyorsun. Ha işten kesinlikle o anda... Yani işten atıyormuş. Bunlar biraz yani abartılı yani. Abartılı. Biraz önce de gördüm bakın. Arkadaş da gördü. Benim gördüğüm arkadaş gördü. Anlıyorum Ahmet Bey dedi. Onu da ikaz ederler. Bir yandan da sizi çok seviyor çalışanlar. Her gören sizi gören yüzü gülüyor ve gelip fotoğraf çektirmek de istiyor. Evet. Bir yandan onu da fark ediyoruz tabii. Buranın beyni burası mı? Elektronik kart üreter. Senelik 50 milyon kapasite. Mesela şu gördüğünüz bir televizyonun beyni. Yani o beyni bu. Kocaman bundan televizyonun bakın, beyni bundan bu. 10 sene önce bunun 3-4 misliydi. Giderek küçülüyor. Evet. Şu da telefonun beyni. Bakın ne kadar. Bu bütün işte. Olay burada. Beyin burada. Olay burada. Kaç mühendis çalışıyor burada? 1200 mühendis çalışıyor yani, yalnız Ar-Ge'de. Türk mühendislerinin bir başarısı bu aslında aynen, değil mi? Aynen, aynen. Onu bakın şu gördüğünüz lazım. Şey, dünya bunun içinde biliyor musunuz? Dünya bunun içinde. Gerçekten inanılmaz. Ne kadar para harcıyorsunuz Ar-Ge'ye? Bizim geçen seneki harcadığımız Ar-Ge 170 milyon TL'ydi. Türkiye sıralaması önlerdeyiz yani. Ve baktığımız vakitte ilk 5'in içerisine gireriz. Siz dünyada birçok yerde geziyorsunuz. Yani sırada ne var? Gelecek akıllı şehirler. Bütün sizin mesela evinizde mesela diyelim elektrik saatini uzaktan okuyabilecek sizin telefonunuza gelecek. Börek yapmak istiyorsunuz veya fırında bir şey yapmak istiyorsunuz. Fırının kızması için bir zaman lazım değil mi? Siz evinize gelmeden fırınınızı hemen telefonunuzu açacaksınız. Telefonunuzdan fırınını işte şu dereceye ayarlar. Yani
Yani evdeki fırınla, buzdolabıyla, cep telefonu şeyle konuşacak. Evet. Gönlünüzdeki aslan hangisi? Hangisi göz bebeğiniz? Valla gönlünüzdeki aslan deyince hepsi aslan. Çocuklarınızı ayırabilir misin? Ama küçük çocukları daha üzerinde biraz titizlikle durarsınız. Onun için küçük yeni doğan bir sektörde onun üzerinde biraz daha durursunuz. Aynı bu. Hepsi bir evlat bunların. Evlatları nasıl ayıramıyorsun? Sektörlerde ayıramazsınız. Teknoloji geçiyor bu arada yanımızdan. Evet. Ahmet Bey. Bak. Teknolojiyle veda edelim teknoloji. O zaman. Ve bizim arkadaşların yazılımı ve donanımı. Vallahi harika, inanılmaz. Ahmet Bey çok teşekkür ediyoruz. Bir gününüzü eşlik ettik. Bir günü sizinle birlikte geçirdik. Gerçekten çok yoğun, tempolu ama çok da keyifli bir gündü bizim için. Tekrar teşekkür ediyoruz. Ben de çok teşekkür ederim. Geldiniz, gördünüz.